Bu yüce gecede, bu mübarek gecede fiha yufragu kullu emrin hakim emren min indina. Bizim Rabbimiz buyuruyor ki bizim katımızdan verilen her bir emir işte o mübarek gecede hükmedilir, tefrik edilir, ayrılır. Yani hadis-i şeriflerde de bunların detayları var. Yani bir senelik böyle bir kader planı böyle o gecede insanlara hatırlatılıyor ki çünkü insanın ömrü her ne kadar uzun gibi gelse de kısadır yani. İşte bu kısa dilimler içerisinde bir senelik bir bölümü Rabbimiz diyor ki bak bu bir senelik kader planını böyle kim ölecek, kim dirilecek, kim zengin olacak, kim fakir olacak, kim çok kazanacak, kim az kazanacak her şey böyle taksimatı yapılır. Bunlar görevli olan meleklere bunlar listeleri verilir. Bunları hatırlatmakla birlikte bize verilen mesaj şudur. Sen ne yapacaksın? Bak kaderi bilmiyorsun. Biz de bilmiyoruz. Başımıza ne geleceği bilmiyoruz. Ölecek miyiz? Efendim kalacak mıyız? Zengin mi olacağız? Fakir mi olacağız? Bir belaya, bir hastalığa düçar mı olacağız? Bir kaza mı olacak? Bilemiyoruz. Hiç olmazsa bu mübarek gece bize hatırlatılan kaderinin güzel olması için, güzel kullukta bulunmak için bu geceden itibaren niyetine gir ve Allah senin amellerini salih eylesin, çalışmalarını bereketli eylesin, kazançlarını helal eylesin, ailenle huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayasın. İnsanlığa da, vatanla, milletine de faydalı olasın. Dini mübin İslam yaşayarak meleklerin sevap yazma yarışına efendim vesile olasın. Ahiretini ben seni mükafatlandırayım diye Rabbimiz Celle Celaluhu adeta bizleri teşvik ediyor. Yani bu kader planının böyle bir senelik kısmının böyle bize hatırlatılması da kaderin sahibi bize rahmetiyle, şefkatiyle bizleri ahirete güzel bir şekilde hazırlanın diye mesaj veriyor. Rabbimiz cümlemizi bu güzel mesajları alan kullarından eylesin. İnna künna mursilin rahmeten min rabbik. İşte Rabbinizden bir rahmet olarak Allahu Teala biz o peygamberleri gönderdik diyor. Peygamber efendilerimiz bir rahmettir. Peygamberimiz bir rahmettir. Çünkü onlar yolu gösteriyor. Cennetin yoluna nasıl gidileceğini onlar gösteriyor. Nasıl yaşayacağımızı, Allah'ı nasıl memnun edeceğimizi, Allahu Teala'yı kızdıran, efendim onun sevmediği, onu gazaplandıran hususların ne olduğunu hep peygamberler bildiriyor. Cennetlik amelleri, cehennemlik amelleri, meleklerin efendim gıpta ettiği ameller neyse bütün bunları hepsini Peygamber Efendilerimiz, Peygamberimiz bildiriyor. Dolayısıyla Peygamberimiz ve bütün Peygamber Efendilerimiz birer rahmettir ve yeryüzünde huzuru da mutluluğu da inşa ettirecek, ebedi hayatı da Müslümanlara, insanlara kazandırma konusunda yol gösterici rahmet peygamberleridir. Rabbimiz cümlemizi hem Peygamber Efendilerimize hem de Peygamber Efendimize en güzel bir şekilde tabi olan, onların o güzel sünnetlerini, yollarını takip eden kullarından eylesin. İnnehu ve semiul alim. Muhakkak ki Allahu Teala her şeyi iştendir. Her şeyi bilendir. Rabbimizin bilmediği bir şey yok. İşitmediği bir şey yok. Biz sağır olabiliriz. Az duyabiliriz. Yani duvarın ötesini duyamayız. Efendim alttakini duyamayız. Yukarıdakini duyamayız. Ama Allahu Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla madem ki Allahu Teala görme konusunda kusursuz, görme konusunda zerre kadar bir eksikliği yok. Gizlide de, saklıda da, kalabalıkta da, tenhada da, fısıltı halinde konuşulduğu zaman da, çok gürültülü konuşulduğu zaman da her şeyi işitendir ve bütün bunların bilgisine sahip olandır. O halde madem ki bizi takip eden, madem ki bizi işiten ve işitmesinde kusur olmayan, her şeyimizi bilen bir Rabbimiz var. O halde Allah yokmuş gibi yaşamayacağız. Allah duymuyormuş gibi konuşmayacağız. Allah görmüyormuş gibi hareket etmeyeceğiz. Yani yaşayışımız Allah'ın istediği şekilde, tavrımız, davranışlarımız, sabahımız, akşamımız hep Rabbimizin istediği şekilde olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin razı olduğu hayırlı, bereketli, güzel ameller işleyen kullarından eylesin.